Selamun aleyküm arkadaşlar. Amasya'dan sevgiler, saygılar, selamlar. Azerbaycan'dan aldığımız dorsemizi İstanbul Gebze'ye götürmek üzere yola çıkıyoruz arkadaşlar. Şu an Amasya'dayız. Dün gece geç saatte geldim. Burada sadece takomu dinlendirdim. İzin yapmadım. Bir önceki videomda da küçük oğlum Talha Miraç hastaydı. Geçmiş olsun dileklerinde bulundunuz. Herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yolda görüşmek üzere. Hadi gidelim arkadaşlar beraber. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi oğlum hoşça kalın. Aşkım. Baba. Korna çal Miraç'a, korna. Hadi bay 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 bay. Görüşürüz iki gün sonra. Evimizin önünde de kadınlar gözleme yapıyor arkadaşlar. Gözleme yapıyorlar orada. Bana hayırlı yolculuklar. Arkadaşlar bazen soruyorsunuz ya sen eve ne zaman gidiyorsun hiç evde kalmıyor musun diye. İşte mesela dün akşam gece saat 2 gibi gelmiştim. Şu an saat 1. 11 saat tavograf dinlendirdik. Hem araba dinlendi hem biz dinlendik. Eğer burada 11 saati geçerse bizden bir gün izin kesiyorlar. Hani bazen bir gün izin kullanıp burada 24 saat dinlendiğim de oluyor. Şimdi ben mesela İstanbul'a gidiyorum. Yolum buradan geçiyordu. Tavografımı burada dinlendirdim. Yarın İstanbul'dan dorsem alıp bu yana gelirken tekrar takoyu buraya denk getireceğim. Gene takoyu dinlendireceğim. Tako olmasa bile eğer izin yapmak istersem ücretli izin karşılığı gene izin yapabiliyorum. Ücretli izin derken hani ben dışarıda olduğum için pazar günü izinlerimi kullanamıyorum ya. İşte bu şekildeki istirahatlerimi 11 saatten geçersem o pazar günü iznime sayıyorlar. Eğer pazar günü izinlerimi kullanmazsam mesai olarak maaşıma yansıtıyorlar. Arkadaşlar Merzifon'a kadar geldik. Dün beraber geldiğim bir Mehdi arkadaşım vardı. Muhammed Mehdi. Erzurum'da servise gidecekti ya Webostos çalışmıyordu. Oraya gitmiş bir şeyler yapmışlar. Ama Webosta gene şey yapıyor. Soğuk üfürüyor. Şu an ben şeydeyim Merzifon'dayım. Bu Merzifon'un çıkışında Mercedes servisi var ya. Hani ben aradım belki İstanbul'a gitmiştir. Yükleme adresiyle ilgili biraz bilgi alayım diye. Dedi abi ben daha Merzifon'dayım dedi. Merzifon servisteyim dedi. Şimdi buradaymış. Aracını içeri almış bakıyorlar. Arkadaşım da çok üşüdü oralarda ya. Webostos çalışmıyor. Arkadaşlar arabalar sıfır. Hani size çok şey gelebilir. Çok iyi gelebilir ama işte bazen böyle problemler de olabiliyor. Şu Webosto olayı arabaların çoğunda oluyor. Çok şükür şeytan kulağına bende öyle bir şey olmadı. Ama benim de emniyet kemeri sıkıntı.
emniyet kemerini kullanıyorum, geri toplamıyor. Mehdi burada. Mehdi dolanıyor oralarda. Buraya kadar sallanarak geldim arkadaşlar. Buradan sonra biraz şey yapacağım. Hani 82'ye kadar basma şeyim var, hakkım var. Onu 80'e kadar kullanacağım. Şeyden dün ben Ardahan'dan geldim ya arkadaşlar, orada her taraf bembeyazdı. Bak burada da ortalık yeşillenmiş. Yine yeşillendi fındık dalları. Acep ne olacak yarın halleri? Acep ne olacak yarın halleri? Kızallan pullan gel 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 yanıma. Beyaz kollarını dola boynuma. Yolculuğumuz devam ediyor arkadaşlar. Allah sağlık, sıhhat versin cümlemize. Her şey geliyor, geçiyor, her şey yolunu buluyor. Arkadaşlar merhaba. Tosya'dayım da şurada bir sarımsakçı var. Geçen gün de dikkatimi çekmişti. İnip bir sarımsaklara bakacağım. Eve 1-2 kilo alacağım. Dayı selamünaleyküm. Selamünaleyküm dayı. İki hafta önce gene buradan geçtim de şurada 20 mi yazıyordu sanki ya? Geçen seneydi. 25 yazıyordu. He. Kardeşim, geçen hafta bir soğan alayım dedim. Bir bağ işte soğan 20 lira. Doğrudur. Şu ne bu? Bedava. Çok geçer 35 lira. Aa, bunun içi iyi mi dayı? Güzel. Bak ben anlamıyorum. Vebal günah boyuna. O zaman şundan al. He? O uzun ömürlü olmaz. Şundan al. 5 lira fazla ver. Şundan al. Bunun bağı mı 30 lira? Hayır, kilo. Kilo. Kilo 30-60. Tart bakalım bir 2 kilo. Jandarma noktasının hemen buradayız arkadaşlar. Geçen sefer de giderken dikkatimi çekmişti. Al 2 kilo yürü ben bunu da. Ben yakın bir zamana kadar şeye, Kastamonu'ya çalışıyordum da Taşköprü'den alıyordum dayı. Şimdi orayı bıraktım. Evde sarımsak da bitti. Ben sana şunu söyleyeyim dürüstçe. Şunu Kastamonu'dan, Taşköprü'den bu fiyata alma şansın yok. Doğrudur dayı. Geçen sene 6 liraya sarımsak aldım. Burada 15'e satıyordum. Aynı sarımsağı sordum 30 liradır. Hareketli. Ben bunu kabinin içine koyacağım da 2-3 gün içeride sıcakta dursa bir şey olur mu? Bir şey olmaz. Geçen sefer dikkatimi çekmişti arkadaşlar. Antibiyotik, antibiyotik. Arkadaşlar Tosya'dayız. Söylemiş miydim biraz önce bilmiyorum da. Geçen sefer de dikkatimi çekmişti. Sanki orada 20 lira mı yazıyordu ne? Ama bu sefer affetmedim. Durdum az bir şey geri geldim. Çünkü evde de yok büyük ihtimal. Sarımsak geçenlerde ben çünkü pazardan almıştım. Bir de arkadaşlar yükümü indireceğim yerde bana iş yeri bir tane konumla telefon numarası atmıştı. Ben her ihtimale karşı oraya gitmeden dedim şunu bir inceleyeyim, araştırayım. Bir benden muhatap olacak adamla görüşeyim dedim. Konum Gebze'ydi. O onun
numarasını verdi, o onun numarasını, o onun numarasını derken en son konum şeyde, Derince'de. Derince'de gümrüğünü açtırıp orada da malzemeyi oraya yıkacağız. Ondan sonra bakacağız bir çaresine. Yani burada demek istediğim şuydu arkadaşlar. Elimde konum var diye son ana kadar bırakmadım şeyi. Araştırmamı. Arkadaşlar saatlerimiz 5. Hava fazla kararmadan ve soğumadan bir şeyler yapıp yemeyi düşünüyorum. Şu tam Azerbaycan'a giderken şey vardı. Salatalık, domates, biber, soğan. Onlardan var arabamda biraz. Kötü olmadan onlarla şöyle güzel bir salata yapacağım. Güzel baharatlarım var. Sumak var, nareşkisi, pul biber. Ekmeğim de var büyük ihtimal. Ekmek olmazsa da olur. Güzel bir salata yapıp yiyeceğim arkadaşlar. Şu tarafta yemeği yiyeceğim. Güneş de şu an tam o tarafa vuruyor. Sıcak yani. Ama bir yer... Aa, burada da varmış da. Neyse bakacağız arkadaşlar. Aa, böyle burada duracağım arkadaşlar. At karacalar bitmiş zaten. At karacalardaymışız. He, güneş o yanda kaldı lan. Nasıl yapsak? Neyse üstümüzü giyelim ya. Çankırı'da tam at karacalar bitiş tabelasının oradayız arkadaşlar. Hava birazdan karar büyük ihtimal. Hem biraz da ılık hem soğumadan biraz bir şeyler yapıp yiyeceğim. Şu geçenden kalma salatalık, domates, biber, limon. Güzel bir salata yapacağım arkadaşlar. Baharatlarım da var. Elime koluma sağlık. Bana afiyet olsun arkadaşlar. Son durum bu arkadaşlar. Ya Rabbi çok şükür elhamdülillah. Sözde ekmeğe de hiç dokunmayacaktım. Ekmeğin de yarısı yok. Bu arada bunun da adı sumaktı arkadaşlar. Sumak. Şimdi burayı toparlayalım. Arabamıza gidelim. Saatimize göre bir de çay yaparız. Saatimiz az kaldıysa ileride bir yerde yaparım. Daha varsa ileride yaparız arkadaşlar. Çok şükür arkadaşlar. Karnımız doydu. Molamız da 46 dakika olmuş. Şimdi 4,5 saate ya varırız ya varamayız. Varamazsak bile bir kenarda bir çay molası veririz. Bugün iyi oldu ya. İlk defa şöyle bir rahat doydum. Yemeğin keyfime şimdi. Derince miydi gideceğimiz yer ya? Derince'ydi herhalde. Çerkeş'e 16 kilometre varmış.
arkadaşlar. Arkadaşlar günaydın. Boşaltma adresimize geldik. Evrağımızı verdik. Bize bir otopark yeri tarif etti. Şu an o otoparka gidiyoruz. İşlemlerimiz tam olduğunda bizi çağıracaklar telefonla. İnşallah otopark da düzgün bir yerde. Çamur falan değildir ya. Şu ortadaki çukura bakalım. Allah'ım ya Rabbim ya. Şey var ya, Efeköy'e karşı bir film var ya. Tövbe bismillah diye düşman götüne diyor ya. Aynı öyle. Cami de yakınmış. Bugün cuma ya arkadaşlar ya. İyi, burada kahveler var. Dükkanlar şey, kahve diyorum. Lokantalar var. Şurada. Dayı günaydın dayı. Günaydın. Çorba var mı? Ha. Arkadaşlar şu arabayı bir park edeyim, ondan sonra görüşürüz inşallah. Arkadaşlar şimdi boşaltma adresine geldik. Şöyle arkamdaki bizim diğer araç, öbür araçları da boşaltıyorlar. Şimdi arkayı ilk defa beraber açacağız. İçerideki malzeme kaymış mı kaymamış mı beraber göreceğiz. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Lan ip gibi duruyor ha. Vallahi bak, görüyor musun arkadaşlar? Maşallah diyeyim bana ya. Bir de çıkalım da yukarıdan bakalım arkadaşlar. Hepsi duruyor çok şükür. Kayma mayma yok. Durum böyle arkadaşlar. Yükümüz inmeye başladı arkadaşlar. Bu şekilde portifler indiriyor. Bunun tanesi 2 ton 250 kilo, 2 ton 300 kilo falan arkadaşlar. Bundan 9 tane geliyor şu şekilde. Arkadaşlar selamun aleyküm. Cuma günü gelmiştik İstanbul'a. Bugün pazartesi. Cumartesi dorsemiz yoktu arkadaşlar. İşler biraz kesat galiba. İran dorsesi verdiler. Oraya da gitmek istemedim. Bugün pazartesi. Allah'ın izniyle bugün bir dorse bulup yolumuza, işimize, gücümüze bakacağız arkadaşlar. Bir iki gün buralardaydım. Abim buradaydı. Şurada Maltepe'de oturuyordu.
yanına gittim. Orada kaldım. Bir iki gün oralarda takıldım. AVM'ye falan gittik. Biraz gezdik, dolaştık. Bugün pazartesi gene geldik işimizin başına. Düştük rızkımızın peşine arkadaşlar. Bu videomu burada bitiriyorum. Buraya kadar izleyen arkadaşlarımın hepsine çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kalın sağlıcakla, Allah'a emanet olun.